On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Yakın gelecek. İş yatırımın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular: nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Sürekli alıyoruz. Oysa ki bunun karşılığında hiçbir şey vermiyoruz. Bunu idrak etmek çok farklı bir şey. Bunu çok fark etmiyoruz aslında. Tüm ilişkiler karşılıklı. Aynı şekilde doğayla da ilişkimizin karşılıklı olması gerekiyor. Yani bakımın karşılıklı olması gerekiyor. Özenin karşılıklı olması gerekiyor. OM'un iş yatırımın destekleriyle gerçekleşen podcast'i Yakın Geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz Güneş Savaş. Güneş Savaş, 1999'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. 2000'de Özge Açıkkol ve Seçil Yersel'le birlikte Oda projesini kurdu. Çalışmaları, kişisel ve karma sergilerin yanı sıra 6. İstanbul Bienali ve apartman projesi Berlin'de de sergilendi. 2014'ten bu yana Permakamp topluluğuyla beraber tarım, permakültür, doğa ve çocuk ve gıda toplulukları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz Güneş Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Bugün burada beraber olduğumuz için çok heyecanlıyım. Çünkü sizin isminize Oda Projesi'nden aşinayım. Oda Projesi ile yaptığınız ve 20 yıldan fazladır devam eden çalışmalarla ilgili birkaç tane röportaj okumuştum. Daha konuşuruz ama zamana yayılan ve mekanda değiştiren ve hala da devam eden bir proje bu. Özellikle bir ya da iki farklı örnekte hani tabandan gelen grassroots ümitleri taşıdığını düşünüyorum zaten Oda Projesi'nin. Ve aslında buradan Oda Projesi'nden Permakamp'a yolculuğunuzu merak ediyorum. Kayıttan önce konuştuğumuz Kassel'deki bir mimari proje vardı. Yine bu topluluk başlığı altında birleştirebileceğimiz. Biraz oradan buraya doğru neler yaptığınızı anlatır mısınız? Tabii elbette. Oda Projesi bizim üniversitede bir araya geldiğimiz üç kadının oluşturduğu bir proje. Ve evet, bir Şahkulu Mahallesi'nde, Galata Şahkulu Mahallesi'nde başladı ama ilk önce kendimizi orada bir atölye tutmuştuk ve 3 yıl boyunca bir mahalleyle tanışma, orada olma, güncel hayat, kamusal hayatta tanışma süreciydi. Aynı mahallede başka bir daireye taşındıktan sonra kendimize Oda Projesi dedik ve 3 odalı bir dairenin orta odasını kamusal alana açtığımız için kendimize Oda Projesi dedik. İlk kullandığımız cümle aslında oda bir sergi mekanıydı ve bu bir süreç içinde değişerek sadece kendimizden kısaca Oda Projesi olarak bahsettik. Ve 97'den beri içinde yaşadığımız, hem atölyemizin olduğu hem pek çok sürece şahitlik ettiğimiz Galata Şahkulu Mahallesi'nde pek çok sanatçıyla ortak çalışmalar yürüttük. Hem mahallelinin hem sanatçıların ulaşımında ortak yapılarının olduğu, birlikteliklerinin olduğu kolektif bir çalışmaydı bu. Yani bir sanatçının gelip mahallede bir şey yapması değil de mahalleye davet edilen sanatçının mahalleli tarafından yönlendirildiği, şekillendirildiği projeler gerçekleştirdik ve bunlar hep süreç projeleriydi. Mahalleye davet edilen sanatçıların bir aylık bir süreçleri geçiyordu mahallede. Hem Türkiye'de sanatçılar hem yurt dışından gelen sanatçılar için de bu geçerliydi. Yani mahalleliyle bir ortaklık söz konusuydu. Kassel projesi de, bu mimarlık projesi de bizim Kassel'de Collective Creativity adlı sergiye davet edildiğimizde oluşturduğumuz bir projeydi. Bu Collective Creativity kavramı üzerinden düşünerek yaklaşık 5 tane mimarı Galata Şahkulu Mahallesi üzerine davet ettik. Bu düşünceyi bir şartnameyle, bir mimari şartname oluşturduk. Bu mimari şartname mahalledeki hem gündelik hayatı
hem de Oda Projesi'nin mahallede gerçekleştirdiği projeleri içeren uzun bir mimari şartnameydi. Tamamen mimari şartnameyi ödünç alıp kendimize göre değiştirdik. Aslında tüm sergi mekanları, tüm sanat üretimi, sanat objesi kavramlarını da sürekli ödünç alıp onları kendimizce bozundurup farklı bir olasılık var mı, farklı bir düşünme şekli olabilir mi diye sürekli bu kavramlarla oynuyoruz. Orada da 5 mimarı davet etmiştik. Ve bu 5 mimar mahalleye aslında bir yapı üretmeksizin mahallenin içinden yola çıkarak mahallede daha farklı bir yapı oluşturulabilir mi? Var olan içerik üzerinden bir proje geliştirmeleri istenmişti. Mimarlar çok ciddi sunumlar yaptılar ve bu mimarların sunumlarını Şahkulu Galata Mahallesi'ndeki mahallenin oluşturduğu bir jüri projeyi seçecekti. Ve Kaser'deki sergiye seçilmiş olan bu mimari proje götürülüp sergilenecekti Kaser'de. Yani müzenin içine bu mimarlardan bir tanesinin tasarladığı proje götürülecekti. Ve mümkünse o yapılacaktı. Ancak tüm sunumlardan ve muhteşem maketlerden bizim mahallede çok etkilenmedi. Bir tek son mimar gelip şey demişti, elik kolu bomboş gelip, ben hani sizin yaptıklarınızı gördüm burada, hem şartnameyi çok iyi okudum hem de sizin buradaki ürettiklerinizi gördüm. Benim buradan çıkarımım şu ki, ben sizin için hiçbir şey yapamam ancak mimari bilgilerimden faydalanarak sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda burada sizin yönlendireceğiniz çalışmalar yapabilirim demişti ve kazanan proje bu oldu. Dolayısıyla bizim elimizde birden projesiz bir yapı kaldı. Ancak tabii ki biz tüm süreci dokümante ettiğimiz için bu dokümantasyonun tamamı Kaser'de sergilendi, Kolektif Creativity sergisinde. Benim Oda Projesi çok ciddi bir kolektif yapı. Genel olarak kolektif yapılarla gündelik hayat tabanlı, mahalle tabanlı, şehir tabanlı, İstanbul tabanlı üretmeye alışığız. Oda Projesi olarak da ben de kişisel olarak da bir sanat objesi üretmek değil de ilişkiler ve yapılar üretmek ve var olan yapıları kurcalayıp bozmak üzerine düşünüyoruz hep. Ve tabii ki ben hani 2000 yılından itibaren Oda Projesi'yle ve kolektif olma inancıyla büyüyüp şekillendim. 2011 yılında oğlumu doğurdum ve bu beni başka kolektifliklere yönlendirdi. Çünkü çocuk büyütmenin bir kız kardeşlik konsepti olduğunu idrak ettim. Yani bir çocuğu küçük çekirdek ailede büyütmek değil de birden fazla kadınla ve daha fazla çocukla bir arada büyütme arzusuna kapıldım. Ve küçük bir tam da erenin yaşında doğan ve yepyeni arkadaşlıklar kurduğum bir yapının içine girdim. Tüm hamileliğim sürecinde gelişti bu ve bu süreçte çok uzun zamanı doğduklarından itibaren ormanda geçirerek başlayan bir sürece doğdu zaman. Ve tabii ki benim için şöyle bir şey oldu. Hani Oda Projesi hiçbir zaman tamamen kesilmedi. Çok yoğun bir şekilde devam edemedi. Çünkü paralel zamanlarda çocuklarımız oldu. Dolayısıyla belirli dönemlerde daha geniş, uzun aralıklı çalışmalar yaptık. Ve tabii ki hani bir çocuğunuz olduğu zaman parklarda, bahçelerde olmaya başlıyorsunuz. Demin söylediğim gibi ormanda. Ve birden oralarda uzun ve durağan zamanlar geçirmek bende sağımdaki solumdaki bitkilerin ne olduğunu merak etmeme sebep oldu. Ağaçları öğrenmeye başladım. Yerdeki tohumun ne olduğunu öğrenmeye başladım. Endemik bitki nedir onu öğrenmeye başladım. Ve de bu süreç beni Eren'le birlikte açık havada, doğada olma arzusu permakamp grubuyla tanışmaya itti. Çünkü permakamp, kampa gidelim baba adlı bir topluluğun, Alpay'ın yarattığı bir kamp serisi. Bu çeşitli yerlerde çocuklar ve ailelerle kamplar yapıyorlar ve öyle bir kamp aracılığıyla, Alpay'ın aracılığıyla bir permakamp topluluğu olduğunu öğrendim. Daha doğrusu yeni bir arazinin kiralandığını ve bir topluluk olmanın başlangıcından bahsediliyordu. Bu nedir? Bundan 8 yıl öncedir. Permakamp nedir? Yaklaşık şu an ilk başlarda 10 aile kadardı. 40 ailenin bir arada olmayı deneyimlediği bir topluluk olma hayali. Permakamp'ın 3 ayağı var. İşte bu ayaklardan biri çocuk. Doğa ve çocuğun bir aradalığı bizim için çok kıymetli. Çünkü bu ailelerin %90'ının çocukları var.
İkincisi ne yiyip ne içtiğimiz bizim için çok önemli. O yüzden biz bir gıda topluluğuyuz. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin organik ve yerel üretim olması dışında bunların birer ekolojik ayak izlerinin olduğunun farkındayız. Yani küçük paketler yerine eğer biz bir gıda topluluğu olursak çok büyük paketlerle tek bir noktada bu gıdaları toplayabiliriz ve küçük paketli ya da birçok eve giden kargo ve tüketim ayak izimizi küçültebiliriz arzusuyla. Bir gıda topluluğuyuz ve bir kooperatifiz ve aynı zamanda da tüm şehrin hurdasına talibiz, bunu söylüyoruz. Hep tüm atıkların sürekli dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması üzerine çalışıyoruz Permakamp'ta. Bu Permakamp ailelerinin, Permakamp'ın kurucu ailelerinin ana arzusu şehrin yakınında, yani henüz şehirden ayrılamayıp şehirde koyu bağları olan ailelerin şehrin çok yakınında permakültür ilkeleriyle, kamp ilkeleriyle bir araya gelmeye çalışma arzusu. Bu bir aradalıkta da niyet sürekli bir üretim ve öğrenme süreci. Çünkü aslında ekolojik bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Ekolojik bir kültür oluşturmak ne demek? Şehir kültürüne ek olarak tamamen pek çok şey tükettiğimiz, aldığımız, yediğimiz her şeyin yanında var olan ciddi tüketim yaklaşımımıza acaba kendi çocuklarımız için farklı bir örnek ve yapı oluşturabilir miyiz? Bunu tarttığımız bir yer. Çünkü nedir? Hep beraber Permakamp'a gelirseniz ya da permakamp.com'dan girerseniz göreceksiniz ki oradaki tüm yapıları kendimiz inşa ediyoruz. Malzemeleri alıyoruz ya da hurdayı, bunu tamamen kendimiz yapıyoruz. Yani çocuklara örnek olarak kendi yapısını inşa edebilme örneği tahayyül ediyoruz. Kendi tohumunu yetiştirip kendi tohumundan sebze meyve yiyebilmeleri için bir örnek olmayı teşkil ediyoruz. Hurdayı çöp dediğimiz, atık dediğimiz, atılan şeylerin tekrar kullanılabileceğini örneklemeye çalışıyoruz. Bir oyuncak ya da herhangi bir nesne kırıldığı zaman onun tekrar tamir edilip tekrar kullanımı üzerine örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. Ya da kıyafetten tutun, evdeki atıklarınız dahil her şeyin Permakamp'a gelip tekrar kullanılabilir olduğuyla ilgili bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu ekolojik kültür dediğim birazcık böyle bir şey. Tüm ailelerin Permakamp'ta tarım yaparken, permakültür yaparken ya da kompost yaparken oluşturmaya çalıştığı şey aslında kendileri örneğiyle sürdürülebilir ve özellikle de çocuklarının hayatlarında bir örnek oluşturmak. Bizler şimdi bu süreci başlatmış oluyoruz ve evet, bu bizim kendi sürecimizin içinde dahil. Evet, artık hepimiz bokashi ya da sıcak kompostla evimizdeki sebze atıklarını ve pek çok atığı dönüştürüyoruz. Evet, artık tohum yetiştiriyoruz ve kendi tohumumuzdan tekrar ve tekrar kendi bahçemizde ürün üretiyoruz. Evet, gri su ve permakültürün birkaç sistemini arazimizde birebir yaşayıp kullanıyoruz. Ama bu bizim hayatımızda kalmaması gerekiyor. Bizler bunları kendi çocuklarımıza aktarmak için orada bir, bizim için en önemli şey o aktarımı sağlamak ki yarın öbür gün onlar da bunu devam ettirsinler. Dediğim gibi yani hani aslında o benim Permakamp yine benim o kolektif yaşama, birlikte üretme, gündelik hayatı, oda projesi nasıl gündelik hayatın üzerine sanatsal bir üretim, gündelik hayatı sürekli tekrar tekrar pratik ederek bir sanat üretimi üzerine düşünüyorsa Permakamp'ta aynı şekilde yine gündelik hayatta kolektif olup gündelik hayatın içinden tekrar bir üretim nasıl mümkün onun üzerine çalışan bir topluluk. Evet, bir Permakamp ailesi olduğunuzda mesela ne gibi sorumluluklarınız oluyor ya da aslında sorumlulukların da paylaşıldığı bir düzenden bahsediyoruz topluluktan bahsettiğimizde hemen. Permakamp'ın evet çok kuvvetli bir yapısı var, ciddi bir iş bölümü var ve Permakamp'ta kurallardan çok Permakamp'ın ilkelerinden bahsediyoruz. Permakamp arazisine adımımızı attığımız andan itibaren her birimizin çok düzenli yaptığı işleri var. Birincisi yapı işlerimiz var. Kendi yapılarımızı yaptığımızdan bahsetmiştim. Ortak kullanım mekanlarımız var, ortak mutfağımız, ortak çocuk oyun alanı var ve bunların düzenli olarak tadili edilmeleri ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Birileri bu bakım işini yaparken birilerinin de mutfak sorumluluğunu alması gerekiyor. Çünkü topluluğun, herkesin yemek yemeye ihtiyacı var.
Ve beraberinde de birileri de bahçede çalışıyor oluyor. Bir araya geldiğimizde o günün programını çok kısaca çıkartıp nelere ihtiyacımız olduğunu konuşup herkes kendisi yapmayı seçtiği işi üstlenip o işi yapmaya başlıyor. Biz araziye girdikten sonra çocukları pek görmüyoruz. Çünkü hem kendi oyun alanları hem de kendi oluşturdukları gizli alanlar var. Çünkü 17 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Riva'da derenin kenarında dereye inen gizli yamaçları olan çok geniş bir alan. Ortak yemek saatimiz var. Yemek bizi mutfak ve yemek permakampın kalbini oluşturan ana merkez. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve yemek zamanları sesleniliyor, yemek vakti diye. O sırada hiç görmediğimiz işte biri bahçede çalışıyor, biri bir yapıyı inşa ediyor, çocuklar uzakta bir yerde. Herkes ortak bir alanda bir araya gelip yemeğini yiyor. Ve yemeklerimiz yine çok önemli bizim için. Ne yediğimiz çok önemli. Az önce söylediğim gibi temiz gıda yiyor olmak çok önemli. Yerel gıda yiyor olmak çok önemli. Şeker ve benzeri gıdalardan uzak durmak çok önemli. Temiz gıda derken bu da giriyor birazcık işin içine. Ve o yemekte hep birlikte olmak bizim için çok önemli. O yemeği hep birlikte yemek ve onun keyfini paylaşmak bizim için çok önemli. O yemek vakitte çocuklar kendileri ne yaptığını anlatıyor. Diyelim ki bahçe ekibi ne yaptığını anlatıyor, yapı ekibi ne yaptığını anlatıyor. O bizim bir araya gelip birbirimize koordine olduğumuz, birlikte olmanın keyfini çıkarttığımız vakitler. Permakamp'ta herkes kendi bulaşığını yıkıyor. Tüm çocuklar dahil 3 yaşından 99 yaşına kadar. Hani 3 yaşındaki çocuğun da kendi bulaşığını yıkamasına yardım ediliyor. Yani burada aslında herkesin kendi işini ve sorumluluğunu alması bizim için çok önemli. Permakamp'ta da çocuklar bir şeye zarar verdiğinde ya da bir şey kırılıp bozulduğunda hep onun sorumluluğunu alıp gelip bilgi verip onu birlikte onarmak. O birlikteliği sürdürmek, bir şeyi saklamak yerine o yapıyı tekrar tekrar kurmak üzerine ilerliyoruz. Çocuklar da o yüzden çoğu zaman kendi alanlarında serbest oyunlarını oynarlarken, yapılandırılmamış zamanlarında kendi vakitlerini geçirirken, diledikleri zamanda bizimle beraber, diyelim ki bir yoga platformu ya da oyun platformu çırpılıyor, bizimle gelip çalışıyorlar. Ya da arazide iki tane domumuz var, domların tamiratlarının yapılması gerekiyor. Onda çalışmak istiyorlarsa çalışıyorlar. Tohum ekiminde çalışmak istiyorlarsa ya da bahçe bakımında çalışmak istiyorlarsa çalışıyorlar. Ama dediğim gibi en başında da biz burada aslında onlara bir örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. Çocukların şu an bizimle düzenli çalışma mecburiyetleri yok. Çünkü zaten çok yapılandırılmış zamanları olan çocuklar bunlar. Çoğu çocuk şimdi. Dolayısıyla orada kendi serbest oyunlarını kurmaları bizim için çok çok daha kıymetli. İstedikleri zaman gelip bizimle çalışıyorlar. Ama permakampın ilkelerinden biri de çocuklar oraya oyuncak getirmiyorlar. Orada sürekli kendi ürettikleri oyuncaklar ve kendi yaptıkları oyunlarla oynuyorlar. Dolayısıyla bizim yapılandırmadığımız kendi kurdukları oyunlar, Eren Permakamp topluluğuna biz katıldığımız zaman 2,5 yaşındaydı. Bu çok önemli bir şey benim için. İlk önce düştüğünde ya da bir şey olduğunda sadece beni istiyordu. Kısa bir süre sonra, çok çok kısa bir süre sonra düştüğünde ya da yardıma ihtiyacı olduğunda biri bana yardım etsin demeye başladı. Yani çevredeki yetişkinlerden hangisi ise. Hani o büyük bir aile olma ya da topluluk olmakla ilgili çok önemli bir adımdı. Çünkü artık ihtiyaç duyduğu kişinin sadece ben olmadığım, başkasıyla da güven ilişkisi kurabileceği ya da yardım alabileceği birisini aldığı bir yerdi. Şimdi ise yaşları çok büyüdü hepsinin. 8 yıl geçti. Artık birbirlerine yardım ediyorlar. Bir yerleri yaralandı ya da bir şey olduğunda kendi içlerinde çözüyorlar. Yani çocuklar da kendi topluluklarını kurdular dolayısıyla ve sürekli birbirinin içine giren, ayrılan pek çok yapı söz konusu o yüzden permakampın içinde. İstanbul bir mega şehir ve hani 70'lerden bugüne değişimiyle ekolojiye saygılı bir yaşamı, bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündüm ama belki de meşakkatli kılan bir şehir. Ama bir yandan da hani belli kararlar verdiğimizde zaten onların peşinden gitmek için İşte bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Yani sorumluluk alan bir şehir insanı olmak sizce neye benziyor? Ya da buna yeni başlamaya hevesli birileriyle paylaşacağınız deneyimleriniz var mı? Evet, aslında sanıyorum çok yoğun bir tüketime ve atma
kültürüne alışmış durumdayız her birimiz. Hala benim kişisel olarak da 8 yıldır permakamp aracılığıyla üzerinde çalıştığım halde o bir şeyleri ziyan etme ve aslında doğadan aldığımız şeyi doğaya geri vermediğimizi fark etme hali benim için. Çünkü sürekli alıyoruz. Oysa ki bunun karşılığında hiçbir şey vermiyoruz. Bunu idrak etmek çok farklı bir şey. Bunu çok fark etmiyoruz aslında. Tüm ilişkiler karşılıklı. Aynı şekilde doğayla da ilişkimizin karşılıklı olması gerekiyor. Yani bakımın karşılıklı olması gerekiyor. Özenin karşılıklı olması gerekiyor. O yüzden şimdi benim mutfağım çoğu şehirli arkadaşım için çok büyük bir karmaşa. Çünkü çok büyük bir bokashi kovası var. Çünkü mutfakta aslında çöp dediğimiz şeylerin %90'ının çöp olmadığı, tekrar dönüşebilir olduğu gerçeği var. Bu benim 8 yılda yavaş yavaş tamamen öğrendiğim. İşte kahve atığımın ve çay atığımın solucanları çok iyi beslediğini biliyorum. Evdeki artık her sebze atığımın permakamptaki tavukların yemek için dört gözle beklediği gıdalar olduğunu biliyorum. Ama tavuk ve solucan kompostunu bir kenara bırakalım. Bunlar biraz bir permakültür çiftliğinin sahip olduğu olanaklar. Ama tüm yeşil ve pişmemiş gıda atığımızın aslında tekrar toprak olacak ana madde olduğunun bilinci hiçbirimizde yok bence. Bu çok çok önemli bir şey. Yani çöpe attığımız zaman bunların hepsi bir çöplükte yığın bir hale geldiği zaman çok ciddi bir karbon salınımı sağlayan çok zararlı maddelerken karıştıkları zaman oysa ki siz çayı, kahveyi, yeşilliği ayırıp sadece herhangi bir yerde götürüp toprağa gömdüğünüz takdirde bu topraktan aldığınız toprağa geri vermeniz. Yediğiniz domatesin, yediğiniz meyvanın, atığının aslında toprağa geri dönmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu keşfetmemizle alakalı. Dolayısıyla tüm yeşil atıklarımızın pek çok farklı kompost sistemiyle permakampta biz tüm kompost sistemlerini kullanıyoruz. Kompost nedir? İşte bu mutfak atığımızın toprağa tekrar kazandırılması demektir. Bokashi kompostu yapıyoruz ki bokashi kompostu tüm gıdaları yani pişmiş yemekleri, et, yoğurt, süt gibi gıdaların bile tekrar toprağa kazandırılması yöntemi. İşte soğuk kompost tüm çay, kahve, ot, tüm diğerlerinin dönüştürülmesi. Yani bütün mutfak atığının dönüştürülmesinin idrakı çok çok önemli ve bu her birimizin mutfağında biraz zahmete katlanarak, biraz görüntüsüne katlanarak yapabileceğimiz bir şey. Bunun ben mutfak atıklarımızın dönüştürülmesinin en önemli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum ve çünkü çok yapılabilir olduğunu biliyorum, deneyimliyorum ve bir permakültür çiftliğinde bağınız olmasa bile sürdürebileceğiniz bir şey olduğunu görüyorum. Evinizde balkonda bir toprağa gömerek bile kompost yapmanızın mümkün olduğunu ve o kompostla birlikte kendi bitkilerinizi, ev bitkilerinizi besleyebilme şansınız var. Dolayısıyla atık dediğimiz şey üzerine düşünerek başlamamız gerekiyor. Ya da alırken ihtiyacımız olduğunu, düşündüğümüz şeylerin gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını tekrar tartarak hem yiyeceklerimiz üzerinde de alırken, yediğimiz gıdanın nereden geldiğine dikkat ederek, yerel olup olmaması, organik olup olmamasının ötesinde mesela yediğiniz gıdanın Türkiye'de bile nereden geldiğinin sizin için bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Çünkü yine bir atık, petrol, ayak iziniz olduğun üzerine düşünmeye başlamak, bu her birimiz için yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyin nereden geldiğini düşünmemiz sanırım çok ciddi bir süreç. Zaten bunu düşünmeye başladıkça bunları dönüştürmek için yöntemler bulmaya başlıyoruz. Permakamp topluluğu benim tüm bu yöntemleri düşünmemi sağladı. Tüm bu yöntemleri yavaş yavaş hayatımın içine sokmamı sağladı. O yüzden benim için çok kıymetli bir deneyim. Evet, sanıyorum okullarla da çocuklar permakampı ziyaret ediyor. İBA'da bir alanınız var. Anne babalar permakampla ilişkilenmek isterse nasıl bir yol izlemeliler? Bizimle permakamp.com üzerinden çok rahat bağlantıya geçebilirler. Biz içine kapalı bir topluluk değiliz. Niyetimiz kendi öğrendiğimiz ve yaptığımız
her şeyi sürekli dışarı açmak. O yüzden permakamp.com'dan programa girildiği zaman permakampı ziyaret edebilme koşulları veya permakampta yapılan çalışmalara katılma koşulları paylaşılıyor. O permakamp.com üzerinden bizimle bağlantıya geçebilirler. Tüm maillere ve tüm sorulara çok hızlı cevap veriyoruz. Ve permakampa gelebilecekleri günleri de yine aynı şekilde programdan öğrenebilirler. Permakamp topluluğu işte dediğim gibi bu geri dönüşüm üzerine çok ciddi bir emek harcıyor ve aslında permakampın kendini döndürmesi de yine bu yapı üzerinden. Dolayısıyla dışarıdan gelen katılımcılar belli bir maddi destekle geliyorlar. Çünkü permakamp dışarıya açık programlar düzenliyor. Buna permakamp günleri diyoruz. Ayrıca okulların geldiği Serbest Gezen Çocuklar programı var. Yine ayrıca okulların katıldığı Öğretmenimiz Doğa programı var. Bir permakamp gününü yine sizin bizim gibi aileler full bir şekilde organize ediyoruz. Onda bahçe çalışmaları, permakültür çalışmaları, kampçılık çalışmaları ile ilgili kendi deneyimlerimizi bir eğitim formatına getirip paylaşıyoruz. Bunlara katılmak için de o günün formunu doldurup, programdaki formu doldurup belli bir ücret ödememiz gerekiyor. Çünkü permakampın sürdürülebilirliği için, yapısının devam edebilmesi için sadece kurucu ailelerin sürekli bir maddi destek oluşturmaları yerine bu ailelerin kendi deneyimlerini dışarıdaki kişilerle sürekli paylaşması ve bu paylaşım dolayısıyla bir gelir elde etmesi üzerine çalışıyoruz. Kendimize kapanmak, kendi içinde kalmak yerine mümkün mertebe çok yüzünü dışarı dönen, kendi deneyimlerini, bilgilerini paylaşan bir yapı olmaya çalışıyoruz. Her yılda yeni kuruculara da açık oluyoruz. Tekrar kurucu üye olmak isteyenler de kurucu üye olabiliyor. Ki kendimizi sürekli büyütelim, kendi yaptıklarımızın içinde kaybolmayalım. Yeni yüzler, yeni gelenler bize dışarıdan bakabilmeyi, tekrar öğrenebilmeyi, paylaşabilmeyi öğretsin diye küçük bir kulüp olmaktansa sürekli büyüyen bir topluluk olmak ve kendi deneyimlerini herkesle paylaşmaya niyet eden bir topluluk olmak üzerine çalışıyoruz. Okullarla yaptığımız çalışmalar da şöyle, serbest gezen çocuklarda okullar 8 ay boyunca yani 4 mevsimi permakampta ayda bir gelerek çok düzenli bir çalışma yapıyorlar. Ancak öğretmenimiz doğa çalışmasında okullar kendi gelecekleri zamanları seçebiliyorlar. İşte bahar ya da ilkbahar ya da sonbaharda gelmeyi seçebiliyorlar. Onlar tam permakampın o dönemki çalışmalarına dahil oluyorlar. Diyelim ki o sırada kompostlar tazeleniyor, o sırada bahçe yeniden yapılandırılıyor ya da bahçeden hasat alınıyor. O çalışmalara katılıyor o okullardan gelen, öğretmenimiz doğaya katılan öğrenciler. Ancak Serbest Gezen Çocuklar programına katılanların böyle 8 aylık bir müfredatları var. 8 ay boyunca bir permakültür çiftliğinde deneyimleyecekleri çalışmalarla ilgili bir programları var ve her ay geliyorlar ve tüm doğanın dönüşümü üzerine ya da bir permakültür çiftliğinin tüm sökümü, tüm yeniden kurumuyla üzerine yoğun bir deneyim kazanıyorlar. Aynı zamanda açık sınıf çalışmaları var. Öğretmenleri orada kitaplar eşliğinde onlarla kısa çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve orman yürüyüşü yapıyoruz muhakkak. Hem öğretmenimiz doğada hem serbest gezen çocuklarda. Çünkü permakamp yerleşkesi yine bir insan yapılandırması. İnsanın yapılandırdığı doğal yer ile insanın elinin değmediği yaban alanın ortaklığı bizler için çok kıymetli. Orman o yüzden insan elinin değmediği yaban mahrem alan aslında. Oraya yaptığınız düzenli yürüyüşler çok kıymetli deneyimler. Çünkü endemik bir ormanın içine giriyorsunuz. Gördüğünüz çiçeği kopartmamayı öğrenmek, kuşların göçü, tüm yaprakların dökülüşü ve o yaprakların nasıl dönüştüğünü, toprak dediğimiz şeyin ne olduğunu öğrenmek, komposta insanların nereden başladığını konuşmak. Çünkü tüm ağaçlar ve dallar aslında kendi doğanın kendi kompost sistemiyle dönüşüyor ve biz aslında kendi gıdalarımızı dönüştürmeye bu taklit üzerinden gidiyoruz. Toprağı elimizi daldırdığımızda da o toprakta ne olduğunu konuşmak, kış sürgünlerini görmek, yeni çıkan fideleri görmek, işte İstanbul nergisini görmek, endemik bitkiyi
ormanda arayıp bulmak bizim için çok önemli ve bunu her hava koşulunda yapmak, işte tüm örümceği de, böceği de, faresiyle, tüm yapının hem yaban doğada hem doğada aslında tüm hayatı paylaştığımız, tüm ekosistemi paylaştığımız bir yapı olduğunu anlamak için orman yürüyüşleri bizim için çok kıymetli. Ve dediğim gibi kıyafet çok önemli. Her hava koşulunda biz hani yağmur yağarken de, kar yağarken de, yollar açıksa o orman yürüyüşünü yapıyoruz, sırsıklam dönüyoruz. Tüm doğa olaylarını da bizim hayatımızın içine katmayı öğrendiğimiz bir yapı bu. Dolayısıyla yağmurdan kaçmıyoruz, çamurdan kaçmıyoruz, suların içinde zıplıyoruz, ağaçlara dokunuyoruz. Öyle bir süreci paylaşıyoruz beraber. Biz kendimize eğitmen demiyoruz ya da rehber de demiyoruz. Sadece eşlikçileriyiz biz burada. Onların o süreci deneyimlemelerinin ve bu süreci daha kolay deneyimleyebilmelerinin eşlikçileriyiz. Aynı şekilde kendi çocuklarımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla kendi çocuklarımız üzerine bunu düşündüğümüz için okullardan gelen talepleri kabul ettik. Aynı şekilde Serbest Gezen Çocuklar Projesi'nde çocuklar, bir grup çocuk kendi öğlenleri, öğlen yiyeceği yemeği kendileri pişiriyorlar mutfak çalışması esnasında. Yine bir eşlikçiyle beraber günün yemeğini pişiriyorlar. Ya da bir sonraki ay yiyecekleri turşuları kuruyorlar. Aylık olarak marmelatlarını yapıyorlar bir ay boyunca. Bir sonraki ay kendi yaptıkları marmelatları yiyorlar. Dolayısıyla bizim bu mutfak adabımız, kendi ürettiğin yerel ve mevsiminde tüketme alışkanlığını da mutfak atölyeleri aracılığıyla onlara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü hem iyi gıda yemenin, hem doğayı sevmenin ancak gerçekten çocukluk anılarında biriktiği takdirde uygulanabilir ve de önemsenebilir olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu an çok yoğun oranda kaybedilmiş bir bağ var doğayla ve ancak bu bağı tekrar kurabilirsek yarın öbür gün bunu korumak için ya da bunun varlığının devamlılığına ihtiyaç duyan insanlar yetiştireceğiz. Dolayısıyla çocukların gerçekten bu bağ kurması bizler için çok önemli. Serbest Gezen Çocuklar'da da öğretmenimiz, doğada da permakamp aileleri olarak da en büyük arzumuz hayat anılarındaki en kıymetli anılarından bir kısmının doğada olması, topraktan geliyor olması, kendi yediğinin topraktan geldiğini biliyor olması ve kendi yetiştirebileceğini biliyor olması, kendi yapısını inşa edebileceğini biliyor olması, yani her şeyi satın almaya ihtiyaç duymaması, her hizmet için dışarıdan birine ihtiyaç duymaması, bunu kendi yapabilir olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Serbest Gezen Çocuklar'da ve öğretmenimiz doğada da yine bu deneyimler uygulanıyor. Çünkü marangozluk atölyeleri yapılıyor. Kendi oyun alanlarını kendileri yapıyorlar, okullar düzenli olarak gelmeye başladıklarında. Kendi oyun alanlarının yapısını yapıyorlar. İşte bahçede ekim yapıyorlar mevsimine göre ya da dediğim gibi bahçeye söküyorlar. Ya da tavukları besliyorlar, tavukların düzenli bakımı var. Mesela bir okul 8 ay boyunca geliyor ama her gelişinde tavuklara gidip bakması gerekiyor. Çünkü çok sıkıcı gibi durabilir ama bir çiftlik hayatı öyle bir şey. Hani tavuklara her gün bakmanız gerekiyor. Ve bunun içselleştirildiği bir yer olması için çok emek sarf ediyoruz. Ve yine bu çocuklar da her gün bizim çocuklarımız gibi her kampa geldiklerinde kendi atıklarını ayırıyorlar. Yemedikleri yemekleri hayvan dostlarımız kovasına atıyorlar. Nedir bu? Çevredeki sokağa atılmış köpeklerin beslendiği bir kova bu. Hani içmediği, bitiremediği çorbası, yemediği yemeği o kovada birleşiyor. İşte eğer o gün salata vardıysa çiğ yapraklar, onlar yine solucanlar ya da diğer kompostlar için ayrılıyor. Bir tane de kötü çöp kovamız var. Onlar nedir? Plastik atıklardır. Çocuklar eğer kullandıysa mendildir. Ne yazık ki şimdi artık hayatımıza giren maskedir gibi şeyler. Bunlar ne yazık ki permakampta dönüştüremediğimiz çöpler. Ama çocuk doğa bunun onun için olağan bir hale geliyor. Yemediği yemeği başka bir hayvan yiyecek. Bir ot toprağa dönecek. Ne yazık ki kötü çöp diye bir şey var. Bunlar yok edilemiyor ve bunu az tüketmem lazım. Bu süreci sürekli düzenli yaşayıp aktarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler detaylı anlattığınız için. Bence tüm bunlar çocuklara karamsar bir dünya için bir anlamda bir zırh sağlayıp yapabilecekleri bir şey olduğunu da belki hissettiriyor.
Bu serideki tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soru var. O da sizden geleceğe bir cümle bırakmanızı rica ediyoruz. Acaba sizinki nedir? Sanırım şükran duyma. Toprağa karşı, doğaya karşı şükran duyma. Benim için çok kıymetli bir duygu bu. Ve tüm doğadaki tüm canlılarla ortaklığımıza şükran duyma. Çok çok teşekkürler bugün bizimle olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Yakın Gelecek, İş Yatırım'ın destekleriyle. OM Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.